Peygamber Efendimiz başka rivayette diyor ki malı uğruna öldürülen şehittir. Canını müdafaa ederek öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Aile fertlerini müdafaa ederek öldürülen şehittir. Malı uğruna, canı uğruna ve dini uğruna ve ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak arkadaşlar Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Câ'a racun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. فَقَالَ يَا رَسُولَ اَرَعِيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ اَقَدَ مَالِ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَ Diyor ki ya Resulallah adam biri gelir benim malımı zorla gasp ederek almak isterse ne yapayım? Peygamber Efendimiz'in فَلَا تُعْطِهِ مَالَ malımı verme diyor. Gasp edecekse, zorla alacaksa, hırsızlık yapıyorsa malımı verme. Sonra diyor قَالَ اِنْ اَرَعِيْتَ اِنْ قَاتَلَنِ yani o benden diyor Peygamber Efendimiz'in benden savaşırsa, dövüşürse Peygamber Efendimiz'in katildir diyor, onu öldür diyor. Yani malını almak istiyorsa, canını almak istiyorsa o zaman ne yapabilirsin, onu öldürebilirsin. قَالَ اِرَائِتِ اِنْ قَاتَلَنِي Eğer o beni öldürürse فَاَنْتَ شَيْءٍ O zaman sen şehitsin diyor Peygamber Efendimiz. Malını, canını, ızını, namusunu korumak için öldürülürsen sen şehitsin. اَرَائِتِ اِنْ قَاتَلْتُهُ Ya Rabbi, ya Resulallah ben onu öldürürsem diyor. O adamın gideceği yer nere? هُوَ فِي النَّارِ O adamın gideceği yer cehennemdir diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala